Herkese merhaba arkadaşlar Twitter klonumuzun ikinci bölümündeyiz öncelikle birinci bölüme göstermiş olduğunuz e, ilgiden dolayı çok teşekkür ederim beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz seriyi güzel bir şekilde tamamlayabiliriz ama serinin izlenmesi işte beğenisi yorumları düştüğü zaman benim de keyfim kaçıyor arkadaşlar ben o seriye devam etmek istemiyorum sabah sporumu yapmışım enerjiyim şu an ee, güzel bir şekilde ikinci bölümü çekmek istiyorum ee, şöyle bir haber de vereyim bu arada bazı yorumlar geldi bana abi ban diye bir şey çıktı İşte inceleyebilir miyiz vesaire bir notcs alternatifi olarak çıkmış ban ve birçok e, şeyi yapıyor özelliği yapıyor zaten e, şöyle bir e, twitter'da şöyle bir şey paylaşmıştım hono.dev diye bir şey bu da e, ban üzerinden çalıştırılabiliyor ya da Alicia JS, bu da Ban framework'ü. dolayısıyla bir şeyler araştırıyorum ve bu arkadaşla ilgili de bir video hazırlamak istiyorum. Açıkçası ben de anlamaya çalışıyorum şu an. <laughs> kendi çok ilgi duymadığım için artık. ama Ban'la birlikte belki tekrardan backend'e dönebiliriz, güzel de olabilir. Ya yani çok güzel şeyleri var. Bilmiyorum hani basitten tanıtır mıyım yoksa böyle şey şey inceler miyiz? Ona birlikte karar veririz. Şimdi gelelim Twitter klonumuza. Sen, hiç, düşündün sen? hiç düşündün mü sen? Hiç düşündün mü sen? Hiç düşündün mü sen? Like butonuna diyorum basmayı. Hiç düşündün mü sen? Hazırsanız videoya geçelim. En son bu halde bırakmıştık. Öncelikle bir GitHub'dan repo oluşturalım bu arkadaş için ki siz de kolay bir şekilde takip edebilin değil mi? Ne diyelim biz bu arkadaşa? Twitter x clone react diyelim. Tamam mı? Twitter x klonu react ile geliştirdiğimiz Twitter x klonu diyelim buna da. Public olsun. Create repository diyelim. Arkadaşlar repo'muz bu. Lütfen buradan da starlarınızı, watchlarınızı eksik etmeyiniz efendim. Projeme geliyorum. Diyorum ki git init. Initialize ettim git'i. Git add. Git e, commit. M. Me. Mesajla birlikte commit diyeceğim bunları. O da e, birinci dersin e, kodları diyelim. Sonra şu arkadaşları pardon şu önce birencimizi main'e çekiyoruz. Zaten gerçi main'miş de. Sonra remote'umuzu ekliyoruz şu arkadaş. Git push diyeceğim. Beni pushlatmayacak. Şunu yapınca tamam mı? Hop artık yenilediğimizde <laughs> güzel bir şekilde projemiz burada. Bunu bir de şeye bağlarız. E, versele bağlarız. Hatta Versele de bağlayalım bence. Sonuçta niye olmasın? Add new project diyelim. Um, switch git provider. GitHub'dan connect edelim. Twitter x clone. With evet Twitter Twitter clone desek. React Twitter clone. Prototürk. Tabi tabi. <laughs> Deploy desek. Bu bizim için gerekli ayarları yapacak. Ben dolayısıyla bu gitene ne zaman bir commit göndersem bu arkadaş da benim için bir e, build alacak arkadaşlar. Ve işimizi görecek. Hemen bakalım. Galiba olmuş. Continue to dashboard diyelim. Şu adres. Evet şu adres galiba değil mi? Bakalım. Evet. Evet bak şu an sayfa yenilerinde bir hata olacak. Bunu da çözeceğiz. Ama önce şunu alıp alıp gitimizin riposuna bir koyalım şuraya ki siz de görmek isterseniz. Hatta şu arkadaşları da aslında ne oldu lan benim internetim yine kötüleşti galiba. <laughs> şu arkadaşları da şöyle kaldırayım şimdilik. Bunlara gerek yok. Evet, evet. Peki buradan artık şeyimize bakabilirsiniz. Şimdi dönelim. Ee, öncelikle Sol taraflı yani sol side barı bitirmek başlayacağız işimize. Birileri benim benim pixel perfect yapmamdan rahatsız olmuş olabilir. Ee, yani belki de o kadar pixel perfect uğraşmak zorunda değiliz. Tamam haklı olabilirler. <laughs> Şimdi side geldim menüme geldim. Bazı arkadaşlar demiş ki ya abi bunu hani böyle tek tek yapmasak mı acaba? Mantıklı bu arada. Evet tek tek yapmak zorunda değiliz bence de. Ee, benim yazdığım son kodlar nihai kodlar değil arkadaşlar. Öyle düşünün. İlla ki biz zaten bunu Çözüyor olacağız. Hı, neymiş? 26-25 olarak yapmam gerekiyor. Width 26-25, height 26-25. Ya bütün hepsini yapmayacağım bu arada. Ee, videonun içerisinde yapmak vak vakit alıyor. Yani bilmiyorum niye yapayım. <laughs> Emin olamadım. <laughs> Ama Şuraya bir e, bildirimler desek bildirimler. Buraya geldi mi bu arkadaş? Geldi. Bir tek şuraya fill um, current color desek. Evet, güzel. Bu arada sanırım şurada fillleri niye böyle yapmışız lan biz? Peki, peki. Madem öyle, notifications'a geldiğinde ise Gelemiyorum şu an çünkü ondan önce yapmam gereken başka bir şey var. İsterseniz önce bu menüyü ayrı bir şeye taşıyalım tamam mı? Arkadaşların istediği gibi. Utils const.jsx olabilir. Export e, const main menü diye bir şey oluşturalım. Ve burada menümüzle ilgili bazı şeylerimiz var. Bir kere ney? Öncelikle petimiz var. Ana sayfaya gidecek bu arkadaş tamam mı? Sonra şurada title'ımız var title'ımız ana sayfa. Sonra şurada ikonlarda ise ikon e, aktifde bu arkadaş pasifde ise tam tersi herhalde de. Aynen tam tersiymiş. Tamam şu aktif. <laughs> tamam mı? Şu da pasif. Aktif ve pasif ikonlarımız da bu şekilde. Yani her birisini teknik olarak böyle yapmak yapmam gerekecek. Geldim. Pet. Ee, bu ana sayfayı çıkarttık şimdi aradan. Explorer'a geldik. Şurada hemen title'ımızı yazıyoruz. Title'ımız keşfet. Icon'da. Aktifimiz. Hangi arkadaşımız bunda? Şu. Ve de Pasifimiz ise hangi arkadaşımız? Şu. Bu da okey. Sonra geldim. pet Notifications. Title. Bildirimler. Ve de iconlara geliyoruz. Um, Aktifimiz. Hadi şimdilik. Aktifimiz bu olsun. Pasifimiz ise. Şu olsun değiştireceğiz bunu merak etmeyin. Şimdilik main menüyü artık alıp. Lan bir dakika ben yanlış yapmışım. Pasebe şunu koyacağım. Aktife bunu koyacağım. Gerçi aktif fark etmiyor da olsun. Tamam şimdi. Bunun bir tanesini alayım. Ki. py bir blok tamam. Şu navlink olabilir. Geldim buraya diyorum ki main menüyü import et maple menü ve de index var burada. Ondan sonra gel bunu koy. Tamam mı? Hemen bakıyoruz. Şu an nasıl gözüküyor? Şu an 3 tane bildirim gözüküyor. Öncelikle şuradaki to kısmımızı menü nokta pete çeviriyorum. Dolayısıyla ana sayfa explore ve notifications oldu. Şuradaki bildirimleri menü nokta çeviriyorum. Dolayısıyla isimlerimiz de geldi. Buradaki e, pasif kısmını menü nokta icon nokta pasife çeviriyorum. Buradakini ise menü nokta icon nokta aktive çeviriyorum. Ve böylelikle tam olarak yapmamız gereken şeyi yapmış bulunmaktayız. Şimdi şunun aktifini niye alamıyorum? Çünkü şurada özel bir şey var. Bunu kaybetmeyeyim istiyorum şu an için. Burada gördüğünüz gibi bir notification olayımız var arkadaşlar. Peki notification. Ben şurada mesela notification mesela 4 demiş olsa idim tamam mı? Ve e, ikon ikonlarımız şurasıydı. Tamam mı? Buna diyelim ki 26.25 piksel ait 26.25 piksel relative diyelim ve bunun içerisine bir span koyalım. Bu span'ın içerisine de e, diyelim ki menu.notification bir tane orada 4 gibi bir şey geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bu arkadaşın 18 18'miş. 4, 8, 12, 16, 20. Demek ki bizim Tailwind'de böyle bir klasımız yok. O zaman şimdilik şunu yapabilirim. Ve lan, ne oldu lan patlattık. 18 piksel H, 18 piksel rounded full. Şimdilik ise buradaki şeyin rengini alacağım. Bunları bu arada temaya bağlayacağız. Burada güzel şeyler düşünüyorum. Şu an mavi çok genel bir şey duruyor ama aslında böyle olmayacak. Yani böyle bırakmayacağız öyle söyleyeyim size. Absolute top 0 right 0 desek böyle çük gibi durdu açıkçası. <laughs> çok benim mutlu etmedi bu durum. Bu arada 18 doğru değil mi? 18 pikselsin sen. Peki bu 18 piksel doğru mu? Doğru. Font size ise 11 pikselmiş. Ha, top eksi 6 piksel. Right eksi 4 piksel. Yani eksi right 1. Eksi top 1.5. Bunlar bu değere denk geliyor. Ve font size olarak da text 11px. Tam olarak durum bu. Pixel Perfect yapmıyoruz. Artık o takıntımızdan vazgeçtik. Pixel Almost Perfect yapıyoruz. <laughs> Şimdi tabi burada şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki kardeşim eğer menü notification diye bir şey varsa bunu göster mümkünse. Diğer türlü bunu gösterme. Bu notification'ı da şeye bağlayacağız bu arada sonradan. Redux'a bağlayacağız sanki kendi hani gerçek bir şeymiş gibi. Bu arada artık mesela şu explorer'a koyduğum zaman ne olacak ya? 4 koysam mesela. Güzel. En azından e, her yerde çalıştığını görüyoruz. Şimdi artık şunun aktivine bakabiliriz çünkü bununla bir işimiz kalmadı. Geldim şuradan aktivine sıvicisini aldım. Şurada arkadaş tat 26 25'miş. Bunu böyle koydum. Şu arkadaşları bıraktım. G'yi G'yi sildim. Şu SVC'yi silelim. Tamam. Bu ne? Bu bu fill FFF olacaktı değil mi? Ay. Evet. Evet. Güzel. Güzel. Ee, neyse hadi tamamlayalım ya. Devam edelim. Mesajlar kısmına geliyorum. Belki burayı hızlı keserim çünkü hani şey anladınız. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki profile kadarki olan kısımları koydum. Burada daha fazla diye bir şey var gördüğünüz gibi ve bu daha fazlaya bastığında da böyle bir şey çıkıyor. Bunu tasarlamamız gerekiyor. Ayrıca burada bazı şeyler var. Mesela onaylanmışa tıkladığında şöyle bir arkadaş çıkartıyor. Yani menü değil burası. Peki sonra başka ne var e, profil mesela profile tıkladığı zaman bir profilin olduğunu varsayıyor ve direkt ona linkliyor yani ben loginim ya şu an doğal olarak twitter'a daha fazla da bunlar var e, göndere bastığımızda başka bir arkadaş çıkıyor ve de şurada da hesapların yönetimiyle alakalı bir kısım çıkıyor şimdi her şey okey de eee <laughs> daha fazlayı aslında önce daha fazlayı tasarlayalım bence çünkü bu kısım önemli. Dolayısıyla şuradaki arkadaşı aldım. Daha fazlayı bundan bağımsız olarak tasarlamam gerekiyor ama. Yani geldim şuraya bunu koyduğumu varsayalım. Şimdilik bu bir navlink olmasın çünkü bir buton olsun bu. Buna birazdan geleceğiz neden buton olması gerektiği ile alakalı olaraktan. Burada is active diye bir şeyimiz yok. Dolayısıyla class name'i kullanmamızın bir mantığı yok. Notification diye bir şeyimiz yok. Şurada icon'ımız olacak. Şuraya bir daha fazla yazsak. Tamam mı? Daha fazla geldi. Buraya basınca değil mi? Herhangi bir şey yok. Şu arkadaşı alsam. Buraya ikon olarak koysam. Bunu ve bunu silsem. Şunları şöyle silsem. Width 26.25 desem ait 26 25 desem ve de petini şöyle kaldırsam sonra sanırım bunun şeyi renklerinde ne vardı Aslında şu arkadaş vardı pasifinde bunu da böyle koysam Evet şimdi daha fazlamız şu an böyle tamam mı daha fazla güzel ee, bizimkilerin arası biraz açık 4 değil de mesela belki şunu 3 piksel yapıyor olsaydım atıyorum ee, ne bileyim daha daha yakın bir ton bulurduk muhtemelen. O yüzden e, bu da bu da olabilir. Fark etmiyor. Ve altta bir tane de buton var. Ee, bu buton mesela şurada gönder, e, şuradaki gönder, buradaki abone ol. Hepsi birbirine benziyor buton olarak. Şuradaki gönder de aynı zaten. Başka nerede olabilir o butonlar? Mesela ayarlarda olabilir, değil mi? Nerede lan bu ayarlar? Ha. Var mı mesela orada böyle bir buton? Böyle bir buton <laughs> böyle bir buton yok. Yani varmış. Yani bu buton tasarlanabilir gibi duruyor. Bir komponent olarak tasarlanabilir gibi. 52 pikselmiş yüksekliği. Bunun 50 pikselmiş. alıştı al işte. Yani sanki bu arkadaşlar bunu böyle tasarlamamışlar gibi bir his oluştu benim içimde. O4. Evet. Enteresan. Şu arkadaşın yüksekliği kaç? 36. Bunun kaç? 36. Aslında bunlar okey gibi. O zaman bak şöyle bir şey yapalım. Geldim. Tamam mı? Ee, components. Components. Buton. Index. CSX, export. Default. Function. Button dedim. Bu buton ne alacak? Bir children alacak. Geriye ise ben bu butonu. Şöyle ne koyduysam children onu döndüreceğim. Yani teknik olarak şuraya bir butonu çağırdığım zaman ve de ne dediğim zaman mesela abone ol dediğim zaman abone ol tamam mı? Bu buton buraya geldi. Bak şöyle geldi. Şimdi öncelikle bu arkadaşa bu butona şey yapmam gerekiyor. Ben bu butonu böyle oluşturmayacağım da create element diye bir şey var React'te. Bu bir buton olsun diyorum. Ve de class name'lerini gireceğim. Burada class name'lerini girerken bazı koşullar belirlemem gerekecek. O da şu. Class names de gireyim. Öncelikle buradaki genel şeyleri ne olabilir? Aa, bir kere padding'i olabilir. Bunun padding'i kaçmış lan bunun padding'i? Bunun padding'i... Valla bunun padding'i... Açık konuşmak gerekirse... Evet şu mu lan bu doğru mu? Yok yanlış yere bakıyorum şu an. Bu arkadaşın padding'i yok gibi. <laughs> ha varmış. 16 4 4'müş. Tamam. O zaman aslında şöyle bir şey yapalım. Şimdi biz burada size diye bir şey alacağız. Bu arada buton nokta prop types diyelim. Tamam mı? Geçilen propların bari tipini yazalım. TypeScript yazmıyoruz ama burada belirleyebiliriz. Prop types Peki PM, prop types miydi? Neydi lan prop? Prop types. Prop types. Prop types'miş. Tamam prop types. Bunu kuralım bir. Sonra buradan prop types nokta one of type mı? One of. Şunlardan bir tanesi olabilir. Normal. Large olsun bir de. Tamam mı? Eğer diyeceğim ki size normal e, normalse bir kere px4 olsun sağdan soldan yani. Tabi bu arkadaşı yazarken şöyle yazmam gerekecek artık. Bir obje halinde. Ulan px4 ne zaman size normal ise. E, burada varsayılan olarak şey yapabilirim. Bu arkadaşın şu an için buton rengini elle yazdığımızı varsayarsak bg bu olacak ve her zaman rounded full oluyor. Yani teknik olarak bir bakalım. Şu an bir de şeyi belirleyelim. Button default props'ta em size'ımız normal olarak gelsin diyorum. Tamam mı? Nerede lan benim butonum? Create element ha. Şey yok ki. çıldırını basmadık ki. <laughs> evet, buraya geldi şimdi bu arkadaş. Yükseklik ne dedik? 36. Yani 9. H9 olsun her zaman. H9 normalse eğer. Bu arada varsayılan olarak yine flex item center e, fix olsun. E, normal boyutunda font size'ımız kaç? 15 pikselmiş. Ha, birisi yorumda yazmış lan. şeyin Genel şeyi 15 piksel diye. Peki ben şöyle bunu böyle yapsam her şey geriye mi çekildi şimdi? Bir saniye. Şey yapsam, HTML. <laughs> ben bu genel işte şeyi genel 15 piksel yapmak istemiyorum çünkü o zaman bütün ayarlarım bozuluyor. Tamam, o yüzden yapmayacağım. Vazgeçtim. Ama şuraya yapabilirim. Burada bozulmuyor. Ee, bu arkadaş tabii ki font weight'i bold mold muhtemelen. Bakalım font weight'i neymiş? Boldmuş. Evet. Yani geldim. Sanıyorum genel olarak hepsininki bold ya. Değil mi? Benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla şuraya font bold diyebilirim sanırım. Ee, yani abone ol. Benim abone olum niye böyle duruyor? O 96 ya bunun bunlarınki... Aa, 98. Yani okey bence o kadar da sıkıntı bir durum değil. Ama teknik olarak işte durum bu. Şimdi bu arkadaşa hubur olduğunda ama Şöyle Hoover'ını yapsak. Aha 26, 140, 216. 26, 140, 216. Şu renge bürünüyormuş arkadaşlar. Hover olduğu zaman hover. <laughs> Geldim. Hover olduğunda BG şu arkadaş dedim. Tamam bir de transition transition colors diyeyim. Transition colors. Hmm. Okey bunu yaptık. Ee, bir tane sıkıntımız var. O da large kısmı. Tamam mı? Large'a baktığımızda ise 52 pikselmiş. Yani 4, 8, 12 H13 diye bir şey yok sanıyorum. H13 diye muhtemelen yoktur bu arada ama neyse bir bakalım. Large. Burada teknik olarak size large diyebilirim. Bakıyoruz H13 yok evet. O yüzden kendimiz oluşturabiliriz de şurada yazacağım şimdi 52 piksel olsun. Bu arkadaşın genişliği ve full olabilir. Ve de tabii ki Justify Justify Center'da olsun ki teknik olarak hani <laughs> bunun font size ne peki? 17 pikselmiş. Hmm. Hmm. Peki text 17 piksel diyelim. Çünkü 17 piksel yok yani biliyorsun. Gönder diye bir ismi varmış bu arada bunun. Geldim şöyle gönder yazdım. Evet. Bununla şimdi şöyle baktığımızda bunların arasında nasıl bir mesafe var? Ee, bu arkadaşın 14'e 14'lük bir şeyi varmış. Peki PY4 yani. Ha, bu arada hmm, hmm. peki İyi de bunun bir ha %90'mış bak genişliği tamam. Yani ben şuraya bir de V90 yüzde diyeceğim ki onun gibi dursun yani. <laughs> onun gibi durmazsa sıkıntı. Bizimki biraz daha aşağıda duruyor galiba ama şeyden kaynaklı o. Ben anlıyorum sebebini ama sizin dediğiniz gibi takılmıyorum şu an. <laughs> Şimdi ee, sol taraf yavaş yavaş Oturuyor gibi arkadaşlar Şu daha fazla kısmına bir bakalım ee, Burada kullanacağımız şey headless olabilir Radix falan da kullanabiliriz Ama ben headless'a niyeyse alışmışım ee, Dolayısıyla Popover'ını kullanabiliriz mesela bu arkadaş Headless UI'yi bir kere şöyle kuralım Bu headless ne yapıyor biliyor musunuz Stilsiz olarak bize şuradaki e, fonksiyoneliteyi veriyor Mesela atıyorum şu popover hani bastın açıldı herhangi bir yere bastın kapandı. Burada kapanmıyor. Ya da ne bileyim işte mesela e, listbox'da seçtin bilmem ne falan. Yani bu e, fonksiyoneliteyi veren bir şey. Ve Tailwind birlikte kolay kullanılabildiği için. Radix'de öyle ama işte anladınız olayı. Geldim pm, PM add headless UI dedim ve bu arkadaşı kurdum. Clear edelim bir de. Şimdi bunu kurduktan sonra şu daha fazlasını göster kısmını ayrı bir komponente alabilirim bu arada. Layout, sidebar, menü. Mesela buna more diye bir şey koyabiliriz. Export default function more. Return deyip şu arkadaşı şöyle alsam. Buraya böyle göndersem ve buraya da more desem mesela. Ayrıca şuraya da Uh, new mi desek Bunu da ayıralım Export default function New tweet mi desek <laughs> Artık Artık tweet diyemediğimize göre New diyelim neyse Sonra isimlendiririz bunları çok önemli değil ya Şunu bir alayım da bir daha Evet Buraya da geleyim New diyeyim Evet Bunlar da menüyle ee, bağımlı olduğu için bunun içindeler. Unutmayın sevgili arkadaşlar. Okey, 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 okey. Tamam, Bunların sanki şeyi farklı da neyse, neyse. Şimdi değil, sonra. Bir şeyi merak ediyorum sadece. Hmm, main menüde notifications'ı Mesajları verdiğimizde doğru bir şekilde duracak mı? Ee, hatırlamıyorum ki nasıl durması gerektiğini. Ama sanırım durur ya. Çünkü her birisi için ayrı ayrı kontroller yaptıklarını zannetmiyorum. Her neyse. Şimdi daha fazlasına bastığım zaman böyle bir arkadaş açılıyor tamam mı? Bu arkadaş, bu arkadaşın yüksekliği, şey genişliği ne? 318 pikselmiş. Tamam mı? Bunu unutmayın. 318 piksel. Şimdi bu daha fazlasını nasıl yöneteceğiz? Bir kere öncelikle pop over'ı geliyorum headless'tan alıyorum. Sonra pop kullanımı şöyle. Pop içerisinde pop nokta butona basılacak butonun kendisini Popover over nokta panele de basılınca gözükecek olan içerik. İçerik burada. Butonsa burada. Dolayısıyla şu klasları şuraya verip böyle kullanabilirim. Hemen bakıyoruz. Daha fazlasına bastım. Bak gördünüz mü? Bak nasıl geldi bak. Heh. Olayımız bu. Ee, bu tabii ki şöyle bir arkadaş olacak. Kaçtı bu arkadaş? Unuttuk. Unutmayın demiştik ama unuttuk. 318 piksellik bir arkadaşmış. Yani şura Class name ve 318 piksel. Bu absolute olacak. Bottom 0, left 0 olacak. BG Black olsun şimdilik. Shadow. LG Shadow White olsun ki gözümüz kör olsun. <laughs> Ve genel kapsayıcısına da relatif vereceğim ki bunun içerisinde kalsın diye. Tamam mı? Böyle bir Shadow'umuz açtı işte şu an. Tabi buradaki Shadow'u almamız lazım. Hani burada sonuçta özenle tasarlamışlar bu Shadow'un ne olması gerektiğiyle ilgili biliyorsunuz. Um, bu shadow nerede olabilir? Şurada mıdır? Shadow. Shadow. Şurada olabilir. Şunda olabilir. Evet. 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 Bu shadow şeyden tailwind'den extend edebiliriz. Şurada box shadow ne diyelim? Shadow box olsun bunun adı. Dolayısıyla ben burada bu arkadaşa shadow box dersem Aynı boktan Shadow'u burada da alabiliyorum gördüğünüz gibi. Bu arada ben buna Outline Non diyebiliyor muyum? <laughs> Güzel. Ee, bir de bu arkadaşın Border Radius'u lazım. Bu arada Max Width 384 piksel diyor. Ee, var. Kendilerince bir şeyleri var. Bunlar tabi e, benim yaptığım gibi yapmamış sayfada konumlandırmak istemişler doğal olarak. Ee, yani olabilir. Herkes hata yapar. <laughs> 12 piksel. 4, 8, 12. Peki Tailwind'de e, Rounded Corners'da 12 piksel hangisine karşılık geliyor? Rounded XL'ye karşılık geliyormuş. Geldim. Şurada e, Rounded XL yazdım. Hop. Evet. Şu an oradayız. Şimdi e, şey kısımlarına gelelim. Şurada bir et işaretimiz var. SVG kardeşimiz et. Bağlan diye bir şey. Tamam mı? Yani ee, şunu şöyle bir koyayım. Çünkü aslında şunu kopyalayacağım buraya. Tabi buton olmayacak burası da normal normal buton olacak diyelim şu an için. Şu SVG'nin petini aldım. O da teknik olarak Burada şuraya konacak. Daha fazla dememe gerek yok. Bağlan diyebiliriz. Bağlan. Hem bakıyorum. Evet. Tabi bu arkadaş normalde kaçmış? 56 piksel. 40. Ee, 16 daha koş. 4, 8, 12, 16. Tamam. 14. H14'müş. Yani teknik olarak H14'müş. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir kere. Burası H14. Hatta bu buna artık gerek kalmadı bu kapsayıcıya. Şunu buton yapabilirim. Tamam mı? Ee, bu hover P3 H14 diyelim bir kere ve full dememe gerek var mı lan buna Var tabi. Rounded fullü kaldırdım ortadan. Şöyle Overflow Hidden diyelim de bari taşanı göstermesin. Bu bağlan yazısı... Nerede lan bu bağlan yazısı? Bu bağlanın font weight'i direct bold. Enteresan bir şekilde. Font bold. Ama sanıyorum font size olarak aynı. Aynı yerdeyiz şu an. 20 piksel. Bizim kaç? 20 piksel. Tamam. Bağlan. Neye bağlanıyoruz bilmiyorum ama insanlara bağlanıyormuşuz. Bir de para kazanma var biliyorsunuz yeni geldi. <laughs> para kazanma. Bunun aynısından bir tane daha kopyalayayım. SVG'nin petine bu arkadaşı verelim ve de para kazanma diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi güzel. Sadece benim merak ettiğim şey, evet burada bir margin var, 24'müş. 5, gap, gap'i 5 vermemiz gerekiyor o zaman, gap 5, gap zaten 5'miş, okey. Şurada ise padding left 4, px 4'müş. Peki, px 4 desek direkt şöyle, px 4. Çünkü şey yapmaya gerek yok. Sanıyorum şu an daha doğru bir şey oldu değil mi? Para kazanma. Para kazanmanın k'si küçükmüş. Kazanma. Ee, sonra arada bir çizgi var. Ee, niye öyle bölmüşler anlamadım ama. <gülüyor> neden neden? <gülüyor> Bak mesela bunun için de şeyi kullanabiliriz. Disclosure. Gördünüz mü? Oradaki muhabbetin aynısı teknik olarak. Yani şuradan geldim. Bir de dedim ki kardeşim ben buradan bir disclosure alayım. Şunun aynısını geleyim. Ondan sonra şu butonlarımı şöyle kapatırsam. Şurada şuraya koyacağım bu disclosure'ı. Bakıyorum. Hop tık tık tık. Item, pri item team pricing available. Şimdi burada tabii ki ben neler koyacağım. Bir kere içerik süt üretici stüdyosu. Arkadaşlar klon dediğiniz bu arada böyle yapılır. Tamam mı? Birebir aynısı yapılarak yapılır. Yani klon diyorsan yani bir tarafı kaymış, kendimce bir şey koymuş bir şey klon olmuyor. O senin yorumun oluyor. Ama klon dediğin zaman böyle birebir en azından benzetmeye çalışırsın. Hani belki birebir aynısını yapamayabilirsin ama benzetmeye çalışırsın. Dolayısıyla benim biraz takıntımın sebebi kişisel bir takıntı. Ama aynı zamanda bir ihtiyaç da olduğu için. O yüzden <laughs> öyle işte. <laughs> Peki. Bu arkadaşın H'si bu arkadaşın H'si 52 piksel. Flex Item Center diyelim. Bunun sağdan soldan padding'i 16'ymış. Yani PX4'müş. Ee, ve bu arkadaşın font weight'i weight white weight ne lan bunun font weight'i sanırım şuraya bir yere olabilir evet 700 bold peki font bold desek font bold dedik bir de bunun bir ikoncuğu var gördüğünüz gibi tam ikon gibi değil ikoncuk bu <laughs> şunları sildik şu arkadaşları şöyle yaptık peti şuna geçirdik Petin e, şeyi fill current color desek. Bir de bu arkadaşın ne lan bu? Kaç? 18.75. Peki. Width 18.75. Height 18.75. Ee, bu arkadaşa justify between dediğimiz zaman bu da tam sağda duracak. Yani inşallah bir de bunun hover'ı var tabi. Şuradaki gibi hover'ı verebiliriz. Bunun hover olduğu zaman şöyle olacak diyebilirim. Sadece transition colors'ı da vermem gerekiyor. Hop hop hop. Evet. Evet. Güzel. Geldik. Profesyonel araçlar kısmına. Ee, şeyi sonra tasarlayacağız. Takılmayın ona. Disclosure button bir şey söyleyeceğim lan. Birden fazla disclosure koyduğumda nasıl oluyor? İki tane disclosure var mesela burada. Disclosure içerisinde button panel. Sonra bir disclosure daha mı? Ha, her biri ayrı bir disclosure'mış. Peki. Bakalım öyle miymiş? Evet. 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 Güzel. Ee, ve de ayarlar ve destek diye son bir disclosure'ımız var. O da şöyle ayarlar ve destek. Evet. Evet. Hoştur. Ve bunun içerisinde de yine bazı arkadaşlarımız var. Geldim. Ee, şunun içerisine bunu koyacağım bu arada. Bu dursun şurada bir. SVG'yi geldim şöyle. Şunla değiştirdim tamam mı? Bunlar muhtemelen link değil mi? Evet. Bunlar link arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşımız 18.75'miş. Yine padding'i 12'ymiş. Peki. Yani bunlar link olduğu için şöyle linkle verebilirim. Şimdilik ana sayfaya gitsin bunların her birisi. Class, flex, item, center, px, 3. Yüksekliği kaçmış bunların 44 yani h 11 ee, şey svc ile onun arasında kaçmış Marjini 12 yani gap 3. Ayrıca bu arkadaşın font size kaç? Font size font size 15 font weight 500. Peki text 15 font medium şeklinde olacak bakalım. Nerede lan o? Ha şurada. Tüh. Adına ne diyorduk bunun? İstatistikler. İstatistikler. Evet gördüğünüz gibi bu bizim değil mi lan ha? <laughs> Şunu, da şu aynı hover değil mi? Evet. <laughs> şu arkadaşı da alalım. Şuraya koyalım. Ayrıca text white lan bu. Hop hop. Pardon şurada. Evet süper. Şimdi tabii bu arkadaşın yeri yanlış. Bir kere bu. Şuranın yeri tamam mı? Buranınki daha farklı sanıyorum. Buranınki reklamlar. Geldim reklamlar diye yazdım. Bu arkadaş. Bunun SVC'sinin de şu petini almam yeterli. Şöyle geldim koydum. Hemen dönüp bakıyorum. Evet, evet çok güzel. Ve de ayarlarla ilgili kısımları da hemen halledelim. Bunu kopyaladım. Ayarlar ve gizlilik dedim. Yani geldim şuraya. Ayarlar ve gizlilik. Gidiyorum. İkonunun şeyini almam lazım. Gördüğünüz gibi klonlarda genelde biz hep ikonlarla uğraşıyoruz. Sabahtan akşama kadar ikon alıyoruz. <laughs> Ayarlar ve gizlilik. Burada tamam. Sonra Yardım Merkezi, bunların petlerini sonra değiştiririz. Bu arada Yardım Merkezi, bir bakayım. Evet, ee, görünüm az kaldı. Geldim. Şöyle. Görünüm. Bu arada daha sonra belki bu ikonları da şeye çevirebiliriz. Aykut'un yapmış olduğu bir şey vardı. Aykumun'la birlikte çalışan paket. Ona çevirebiliriz. Şunu da şöyle vereyim. Klavye kısa yolları diye. Ve de bu bölümü bitirelim. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde sidebarımızın şu kısmını tamamlamış olduk. Ee, bir sonraki bölümde artık şuraya geçeceğim. Burası da beni beklemek istemezseniz şimdiden söylüyorum. Yine burayı da şeyle yapıyoruz. Aynı popoverla yapabilirsiniz. Popover'a benziyor burası da. Ee, sonra buralarda kendi içerisinde bazı şeyler var. Onlara bakabiliriz. Sonra muhtemelen önce şu site, sağ tarafı yaparız. Right barı. Sonra da content alanı ve işte devamını getiririz. Şimdi normalde Redux'ı kuracaktım bu derste ama ders bölümlerini çok uzatmayalım ki ben de enerjimi koruyabileyim. O yüzden şimdilik böyle bırakıyorum. Geldim böyle git status, git add, git commitm, ikinci, ikinci ders kodları diye Burada gitime puşluyorum ve şöyle kitabı da tekrardan gösterelim arkadaşlar. Ee, bakın şu an şey alıyor, versel deploy alıyor. Bu arkadaş beklemedi ama alacak yani günün sonunda. Buradan starlarınızı eksik etmeyin. Buradan demo'ya bakabilirsiniz. A çıkmış bile zaten. Bu arada şu problemi de hemen çözelim bitirmeden önce. Ben buraya geldim. Link değişti. Hop yeniledim. Patladık ya. Burada Prototürk'te Versel diye aratırsanız şu arkadaş neydi? Kök dizine Versel adında bir dosya oluşturmam gerekiyormuş. Geldim şöyle Versel.json dedim. Bunu böyle koydum. Bu kadar. Bunu göndereceğim sonra git add git commit m versel routing bug fix diyelim ya da fix versel diyebiliriz git push artık böyle bir problemimiz olmayacak eğer çıkarsa çıktım bilmiyorum henüz daha çıkmamış ama hadi çıksın da öyle gidelim <gülüyor> <gülüyor> şu an pending deme Evet bekliyor. Evet çıkmış. Sayfayı yeniliyorum. Ve gördüğünüz gibi artık orada kalıyor. Şu not found'lar benim not found'larım. Çünkü daha bunların routing'i tanımlı değil. Evet her zaman olduğu gibi kanala destek olmak için katılabilirsiniz. Ya da prototüpteki reklamlara günde bir kere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.